şu düşüncede olan arkadaşımız varsa bu düşüncede, tamam mı? Söylesin bize. Hukuken hiçbir eksiği olmayan onlarca şirket aylardır kayyum modeliyle yönetiliyor. Görevli kayyumlar geldiği şirketlerde önce yönetimi değiştiriyor, ardından personel kıyımı yapıyor. Bu arada kayyum atama kapsamının genişletilmesine tepki yağarken Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfekçi ilgili yargı paketini savundu. Ticaret Bakanı açıklamasında kayyumlara sahip çıktı, devlet zaten istediği şirkete el koyabiliyor dedi. Bu tasarı kayyumların gerçek anlamda görev yapabilmelerini, rahat çalışmalarını sağlayacak bir düzenleme. Bir takım tehditlerle dava açarak kayyumların görev yapmalarının engellenmesi duracak. Bu düzenlemeyle devlet istediği şirkete el koyacak kaygılarına katılmıyorum. Devlet zaten şu anda da var olan yetkiyi kullanıyor. Kayyumların kapsamının genişletilmesine özel müteşebbislerin yanı sıra TÜSİAD'dan da tepki geldi. TÜSİAD, kayyum atanmasıyla ilgili meclise gönderilen düzenlemenin büyük riskler içerdiğine dikkat çekti. Türkiye'de faaliyet gösteren bütün şirketlerin ticari faaliyetlerini doğrudan etkileyebilecek, bu tip önemli ve ağır sonuçlar doğurabilecek bir düzenlemenin ilgili düzenleyici otoritelerin aktif katılımıyla uzun ve titiz bir değerlendirme sürecinden geçerek hazırlanmış olması gerektiğini düşünmekteyiz. Kayyum atanması ile ilgili düzenlemenin başta ticaret hayatı ve özel mülkiyet hakkı alanlarında olmak üzere doğurabileceği önemli riskler açısından yeniden değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.